Çek. Çek. Çek, dur, 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 dur. Ne oldu, niye ağlıyorsun? Serap! Nerede bu çiçek ya? Mutfakta bomba patlamış gibi, her şey her yerde, hanımefendi ortada yok. Çiçek Hanım henüz dönmediler. Nereye gitti ki gelmedi? Mahalledeki veletlerden biri geldi. Düşmüş mü, ne yapmış tam anlamadım. Onun peşine takıldı gitti. Allah Allah, ilk yardım sanki burası. Koca mahallede adam kalmadı da çiçek mi yardım ediyormuş? Dükkanda ne olduğu önemli değil tabii. Neye yetişeceğimi şaşırdım ben de vallahi. Kerem de siparişe diye çıktı, bir saattir yok ortalıklarda. Yani. Kızım açıkça söylesene şunu. Vallahi anne, günahları boynuna. Ben bir şey diyemem. Serap, bak bir şey biliyorsan da saklıyorsan külahları değişiriz ha. Bir şey bildiğim yok da, benim içime doğar biliyorsun beni. Kız söylesene, çatlatma adamı. Yani bu çiçekle Kerem bir şeyler karıştırıyor gibiler. Sanki ateş bacayı sarmış da dumanı çıkıyor gibi. Kız sen ne diyorsun, ne aşkı ne bacası. Vallahi dizlerini kırarım ben onların ha. Ne oldu, niye ağlıyorsun? Bilmiyorum. Bir şey hatırladım. Ne hatırladın? Bir anı galiba. Kopuk kopuk. Net değil hiçbir şey. Neyle ilgili? İyi ki doğdun Nurim. İyi ki doğdum ben. Küçüğüm. Çok küçük. Başka çocuklar da var. Bir oğlanla bir kız çocuğu galiba. Yüzlerini seçemiyorum. Sanki bir sis perdesinin arkasındalar. Bir tane kek var. Minik bir kek. Üzerimde bir mum var. Doğum günüm sanırım. İlk başta gülüyorum ama sonra bir çekip alıyor yanlarından. Yürü hadi. Ben gitmek istemiyorum. Ama gücüm yetmiyor. Çok ağlıyorum. Bağırıyorum. Çok üzgünüm. Sanki... Sanki ne? Kimin o el? Bilmiyorum. Gerçekten çok anlamsız bir şey. Anlatmak da içimi sıkıyor. Eyvah, çok geç kaldım. Annem çok kızacak. Gitmem lazım. Çiçek ablam niye gitti? Biraz midesi rahatsızlanmış da. Süslemeleri mi beğenmedi yoksa? Olur mu hiç? Çok beğendi, çok duygulandı. Her birinize tek tek çok teşekkür etti. Hem biliyor musunuz çocuklar? Çiçek ablanız ilk defa doğum gününü sizinle kutladı. Gerçekten mi? Evet. Ve bensiz kutlamaya devam etsinler dedi. Hello. Çocuklar koşun, kutlamaya devam. Neredeydin sen? Anne şey... Söyle, nerede sürtüyordun? Bir sürtmesi anne. Çocuklar inşaatta doğum günü sürprizi hazırlamış. Onların yanındaydım. Külahıma anlat sen onu. Küçücük çocuklar yememişler, içmemişler, sana doğum günü hazırlamışlar kendi başlarına ha? Evet abla, niye inanmıyorsun? Eski inşaatta süslemişler, balon falan koymuşlar. Yapma ya. Hayaller Walt Disney, gerçekler virane inşaat desene. Kimi kandırıyorsun kızım sen? Abla vallahi doğru söylüyorum. Niye yalan söyleyeyim? Kerem'le gizli gizli buluştuğun için olabilir mi? Abla ne diyorsun sen? Sen de gördün ya, Samet'in bacağı yaralanmıştı. Sus! Bir de yalan söyleme, gözümüzün içine baka baka utanmaz. Şu zibidiyle orada burada gezmek için ortadan kayboldun değil mi? Fatma Hanım, benimle ne ilgisi var? Çocuklar doğum günü sürprizi hazırlamış çiçeğe. Sana sorduk mu? Bir daha benim lafımın ortasına girme. Vallahi acımam, kapının önüne koyarım seni ha. Çiçek, bana bak. Aklını başına topla. Kırdırtma bana bacaklarını ha. Serap,
Gel benimle. Çiçek. Çiçek, iyi misin? Kerem, çok çok özür dilerim. Kusura bakma. Bunları duymanı istemezdim. Kendini savunmuyorsun. Niye öyle davranmalarına izin veriyorsun? Onların seni üzmeye hakları... Sen niye karışıyorsun ki? Ben sadece... Sen sadece ne? Senin benden başka işin yok mu? Niye bana iyi davranmaya çalışıyorsun? Ben sadece senin iyi olmanı istiyorum. Niye? Olsam sana ne? Sana ne oluyor? İyi olup olmadığımı ben bile bilmiyorum. Niye üstüme geliyorsun? Sen böyle üzerime geldikçe her şey daha kötü oluyor. Görmüyor musun? Uzak dur benden. Peki. Sonunda ağlaman. Biraz da hazırlasan kulaklarımız patlayacaktı. Sen o işi unut Çiçek. Olmaz senin iş. Boş boşuna hayal kurma hiç. Ne diyorsun abla? Hangi iş? Kerem'le sen diyorum. Olmaz yani. İsimleriniz müsait değil. Böyle sana daha çok Aslı gibi, Şirin gibi dramatik bir isim lazım. Hayırdır Kerem, bir şey mi söyleyecektin? Ha, işte böyle gözleriniz bile değmeyecek birbirine. İkinci bir Emre kadar olağanüstü hal. Ben bir mutfağa gideyim. Kız senin kardeşin. Arada bir hatırlasan fena olmaz. Çiçek benim hiçbir şeyim değil Kurye Paşa. Sen Çiçek'i düşüneceğine birazcık kendini düşün. Kariyerin Fatma Sultan'ın elinde çürüyüp gitmesin.